Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doçent Doktor Hakan Güneş. Hoş geldiniz hocam. Ve ilerleyen dakikalarda bize Mehmet Ali Kulat, MAK Araştırma Başkanı da katılacak. 23'e kadar olan bölümde bunları konuşacağız ve her zamanki gibi değerli program paydaşlarım gazeteci Fikret Bilal. Fikret abicim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar İpek. Arkadaşlara ve konuklara selamlar, sevgiler. Çok teşekkürler. Ve Barış Pehlivan. Barış'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi ilk müsaade ederseniz Sayın Yaşar Yakış'la başlamak istiyorum. AKP hükümetinin aslında ilk Dışişleri Bakanı. Bugün gelinen noktayı bize nasıl değerlendirecek çok merak ediyorum. Suriye iç savaşında yeni bir aşamaya mı geçiliyor? Eğer öyleyse neden? Galiba bir yeni aşamaya geçiliyor ama pek tabii ki Türkiye-Suriye ilişkileri çok tatsız aşamalardan geçti. Başlangıçta çok iyi bir başlangıç yapmıştık. AK Parti'nin kurulduğu yıllardaki havayı düşünün. Avrupa Birliği'ne katılım süreci bütün hızıyla ilerliyordu. Dünyada Türkiye'nin itibarı en yüksek noktalardaydı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin geçici üyeliğine rekor seviyede oyla seçildik. Bütün bunlar olduktan sonra AK Parti'nin ihvan takıntısı nedeniyle Suriye ile ilişkilerimiz hiç gereksiz yere bozuldu. O gün bugündür de halen bozuk devam ediyor. Ve bugün daha doğrusu ortalıklarda dolaşan tevatüre göre bir yumuşama başlayacak olması hayırlı bir haberdir. Gecikmiş bir haberdir ama doğru bir adımdır eğer atılırsa. Fakat şunu da kabul etmek lazım ki Türkiye bu açılımı yaptığı takdirde Suriye'ye karşı Suriye'nin de kolları açık olarak Türk dostlarımız pek tabii ki her şeyi düzelteceğiz diye olumlu tepki göstereceklerinden de emin olamayız. Peki geç kalmış bir adımdır ama doğru adımdır dediniz. Zaten aslında biz çok uzun zamandır neden iktidar Esad'la görüşmüyor diye hem biz gazeteciler hem de muhalefet bunun üzerine basa basa soruyor. Fakat bugün iktidara yakın medyadan bir gazeteci de yazmış, Ahmet Hakan yazmış. Tamam Esad'la görüşüyor, ne istiyorsunuz diye. Şimdi bu doğru bir soru olabilir tek başına düşünüldüğünde Sayın Yaşar Yakış. Biz de size katılıyoruz ama bu noktada Fikret abiye dönmek istiyorum. Şimdi ne kadar daha yanlış yapma şansı var iktidarın? Kaç yanlış daha yapma şansı var onu soracağım. Çünkü Suriye politikası insan dönüp baktığı zaman hepimizin şunu sormaya da hakkı var öyle değil mi? Biz bunu niye yaşadık? Elbette İpek bir madem öyle 10 yıldır çok ağır bir maliyeti biz niye ödedik? O kadar ağır bir maliyet ki Sisi'yi tanımadık. Doğu Akdeniz'de doğal kaynaklardan yararlanma faaliyetlerinin dışında tutulduk. Kendi gemilerimizle kendi haklarımız olan yerlerde doğal gaz ve petrol arıyorduk. Onu sonlandırmak zorunda kaldık. Bu sebeple Mısır, Güney Kıbrıs ve Yunanistan bir işbirliğine yöneldiler. Mısır, Güney Kıbrıs ve Yunanistan ortak askeri tatbikat yaptılar. Keza İsrail, Güney Kıbrıs, Yunanistan arasında bir hat kuruldu. Türkiye buradan da dışlandı. Ve biz Akdeniz'de yalnız kaldık. Ve buna değerli yalnızlık dedik. Hı hı. Kendi kendine değer biçtik ama bunun değerli olmadığı da şimdi anlaşılmış oluyor. Suriye iç savaşında maalesef taraf olduk. Atatürk'ün yurtta barış, cihanda barış ilkesini terk ettik. Bunu pasif olarak, pasif dış politika olarak nitelendirdiği iktidar ve proaktif dış politika yapacağım diye Suriye'de Esad karşıtı bir tutum aldı. Esad'ı devirmek isteyen radikal İslamcı gruplara destek oldu. Başlangıçta ABD ve Katar'la birlikte, sonra tek başına ısrarla bunu sürdürdü. Bütün bunları Müslüman kardeşler çizgisindeki örgütlerin komşularımıza iktidara gelmesini sağlamak için yaptı AK Parti iktidarı. Fakat başarılı olamadı. Şimdi içimizde kimine göre 4 milyon, kimine göre 5 milyon Suriyeli var. 9 milyon veya 8 milyon civarında Suriyeli'ye de
kendi sınırlarımız, Suriye sınırının hemen Suriye tarafında baktığımız ifade ediliyor. Bakanların açıkladığı rakama göre Suriyelilere harcanan para en az 45 milyar dolar, 60 milyar dolar olduğunu söyleyenler de var. Böyle ağır bir ekonomik krizde böyle bir kaynağı buraya harcadık. Ondan sonra sınır kontrolünü bilinçli olarak veya bilinçli olarak kaybettik. Artık Suriye'den işte Afganlılar geliyor, Suriyeliler geliyor, Pakistanlılar geliyor. Hem İran sınırından rahatlıkla geçebiliyorlar, hem Suriye sınırından rahatlıkla geçebiliyorlar. Sınır kentlerimizde bir takım radikal İslamcı örgütlere mensup oldukları bilinen bir takım hücre evleri ortaya çıkartıldı. Ankara'nın göbeğinde, Altındağ'da sadece Suriyelilerin yaşadığı mahalleler oluştu. Onun içerisinde radikal İslamcı gruplara mensup olan ve terörist olarak nitelenen gruplar var. Büyük kentlerimizde böyle bir risk var. İşte son olarak İstiklal saldırısında eylemcilerin etnik ve inanç yapıları biraz karışık, bu tür örgütlerle bağları olduğu söylenen bir eylemci var, bir terörist var. Abim ÖSO komutanıdır diyor, üç abim şehit diyor. Karman çorman bir güvenlik sorunu ortaya çıkmaya başladı. Ve biz artık 10. yılın sonunda işte Sisi'yle tokalaşıyoruz, Esad'la görüşmeye hazırlanıyoruz. Peki ne değişti sorusunun yanıtı yok. Yani Sisi politika mı değiştirdi? Hayır. Türkiye'ye karşı yeni bir açılım mı yaptı? Hayır. Mısır'ın içerisinde demokrasi mi yerleştirdi? Hayır. Artık darbeci değil mi? Yok, yine darbeci Sisi. Esad'la bir politika değiştirmedi Türkiye'ye karşı. Aynı şekilde politikasını sürdürüyor. Burada değişen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti iktidarı. Niye değiştiniz sorusunu diyor, sadece genel bir ifadeyle siyasette sürekli küslük olmaz diye açıklıyor. Veya Rahmetli Demirel'in dün dündür, bugün bugündür mantığıyla bir yaklaşım. Yani böyle ulusal çıkarları önceleyemeyen bir dış politika izlenmez. Biz 10 yıldır bu bölgede soyutlandık, tek kaldık. Maddi manevi çok büyük zararlara girdik. ABD Suriye'ye girdi, PKK'ya hamilik yapıyor, ona bir devletçi kurdurdu ve Suriye'nin doğusundaki doğal kaynaklara da el koydu. Aynı şekilde Rusya Suriye'nin güneyine yerleşti, oradaki kaynaklara el koydu. Bu iki ülke askerleri de çatışmadılar. Bunu da vurgulamak lazım. Yani bu politika nereden bakarsanız bakın, Suriye'de Esad karşıtı bir aktiviteye soyunmak yanlıştı. Bunun yanlış olduğunun görülmüş olması dahi elbette Sayın Yakış'ın söylediği gibi doğru bir yaklaşımdır. Evet, teşekkür ediyorum Fikret abi. İpek Hanım, Sayın Bilan'ın söylediğine bir cümle ekleyebilir miyim? Tabii buyurun, tabii buyurun. Sayın Bilan'ın çok isabetli olarak belirttiği hususlara ilaveten bir daha çok büyük bir tehlike var. Suriye çöllerinde uzun süre toz yutmuş bir insan olarak Suriye'de muhaberat adı verilen teşkilatın ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz. Türkiye'ye gönderilen yüz binlerce ve milyonlarca insanın arasına Suriye makamlarının, yani Beşar Esad rejiminin çok sayıda, binlerce, on binlerce, belki yüz binin üstünde muhaberat elemanı sokup şu anda o muhaberat elemanlarının ya işte İstanbul'daki o İstiklal Caddesi'ndeki olayı gerçekleştirmek gibi olaylar için pusuda yatıyorlar veya günü geldiği zaman ortaya çıkarıp istedikleri faaliyetleri gerçekleştireceklerdir. Bu belki şu anda karşı karşıya bulunduğumuz öteki tehlikelerden çok daha büyük bir tehlikedir. Peki neden yaşıyoruz şu an biz bu tehlikeyi? Suriye'yi doğru dürüst tanımadığımızdan öyle zannediyorum. Bu insanlar gelirken bunların daha nasıl Almanya kendisine Suriyeli göçmen alırken gözünün rengi yeşil değilse veya da mavi değilse almıyorsa veya üniversite mezunu değilse almıyorsa, onlar böyle hareket ederken Türkiye kapılarımız açıktır, ensardır, bilmem nedir falan demek suretiyle dini motiflerle kapılarımızı açtık ve çok yanlış yaptık. Bunun cerimesini bence onlarca yıl ileride çözeceğiz. Şimdi İstiklal Caddesi'ndeki olayı gerçekleştiren kızcağız 5 aydır Türkiye'de bir tekstil atölyesinde çalışıyormuş terör gibi görünüyor. Terör örgütü üyesi.
Yani evet. Bütün bunların şeyini Türkiye'de yaygın bir şekilde olduğunu kabul etmemiz lazımdır. Bu Sayın Bila'nın söylediği öteki unsurlara ilaveten